Merhaba Enes'cim, nasılsın, iyi misin? İyi abi, nasılsın, görüşmeyeli? İyi valla, görüşmeyeli dedin herhalde bu kadar. Aynen. 12 dakika 12 önce falan. 12 saniye falan. Abi ben çok merak ettiğim şeyler var, o yüzden biraz böyle bir an önce başlamak istiyorum. Peki. Şimdi madem başlığımız kuşak farkı, yani ben kuşak farkı deyince böyle kendim için ne anlama geliyor, önce ondan biraz bahsetmek istiyorum. Peki. Bence hani farklı kuşaklarda insanlarla çalışmak benim için, böyle tecrübeli insanlarla çalışmak benim için çok olumlu oluyor. Yani bu kuşak farkının olumlu bir yansımasını görüyorum sektörde. Ama sen de aynı şekilde düşünüyor musun, yoksa olumsuz mu bakıyorsun? Yani aynı şekilde derken aslında sen de benden ya da benim yaşındakilerden bir şeyler öğrenebildiğini düşünüyor musun? Yoksa böyle kuşak farkı sence bir iletişimsizliğe yol açıyor mu? Öyle anlar da oluyor mu? Bence kuşak farkı iğrenç bir şey diye başlamak istiyorum. Tabii ki öyle bir şey değil. Röportaj biraz şey girsin diye. Ya ben şöyle düşünüyorum Enes'im, aslında hep onu konuşurum yani. Kuşak farkı lafı bana tuhaf geliyor. Bana şöyle geliyor aslında. Dünyada kuşaklar diye bir şey yok. Dünyada dönemler var. Yani şundan bahsediyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem. Ki bu dönemler genelde de o genç dediğimiz kitlenin dönemleri oluyor. Örneğin benim dönemim daha eskidendi. O dönem içinde aslında dünyada bir takım şeyler daha öne çıkıyor. Daha önem kazanıyor. Daha değerli oluyor. Öyle söyleyeyim. Ve o dönemde yaşayan da gençler, bunlar en fazla sahiplenen kesim oluyor aslında dünyada. Yani benim kuşaktan anladığım şey o aslında. Ve şu anki dönemde sizin döneminiz. Aslında sizin daha fazla bu dünyadaki gelişmelere açık olduğunuz, onları kullandığınız, onlarla hayata daha fazla değer kattığınız bir dönem. Buradaki şey de bizimki, yani hani sizin kuşaktan farklı olan her kuşakta, kuşak demeyeyim, dönem diyelim, sizin dönemden farklı olan her dönem içinde daha genç olan dönem daha merak uyandırıyor aslında. Ben bunun muhteşem bir şey olduğuna inanıyorum. Özellikle reklamcılıkta muhteşem bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü reklam dediğin şey, hep yeni olmak zorundasın, hep o anda olmak zorundasın, hep o dönemin diliyle konuşuyor olman lazım ve o dönemin yarattığı hislerle hareket ediyor olman lazım. Ve böyle bir meslekte de zaten hani bir önceki dönemi veya sonraki dönemi veya şu andaki dönemin insanlarını yok saymak bence bir şey olur. Yanlış bir şey olur. O yüzden siz çok değerli varlıklarsınız yani. Yani sizin kuşaktakiler ne kadar güncel kalırlarsa o kadar da o aradaki farkı kapatıyorlar. Tabii ki onu şey yapmak, onu yapmak zorundasın zaten. Onu yapmadığın an geriye doğru gitmeye başlıyorsun. Geriye gitmek de hoş bir şey değil yani. İleriye gitmen gerekiyor. Peki juniorlarla yeterince empati kurabildiğini düşünüyor musun? Yani olayları sadece kendi gözünden değil bizim gözümüzden de değerlendirdiğin oluyor mu? Mesela işte şöyle bir örnek vereceğim. Biz işte ödüllük vikiller için sık sık bir araya geldiğimizde bazen böyle senin için küçük ama benim için büyük, önemli olabilecek bir fikir anlatıyorum. Sen de mesela genelde biz hani hep şey tavsiyeleri veriyorsun, biraz daha büyük şeylerin peşinde olmamızı falan. Yani bu büyüklükten kastın aslında kendin açından mı diyorsun, yoksa aslında bu küçük olarak gördüğümüz şeyleri hani benim için de ne kadar önemli olabileceğini değerlendirdiğin oluyor mu? Eyvallah, peş peşe 3-5 tane soru sordum. Evet, ama şöyle başlayayım, yani şey cevaplamak çok zor Enes'cim. Yani sence kuruyor musun diye sordun ya ilk sorun. Yani juniorlarla yeteri kadar empati kurabiliyor musun? Ben şöyle bakıyorum, ben genel olarak empatik olmaya çalışıyorum. Yani şundan bahsediyorum, bu yoldaki teyzeler için de geçerli, sizin için de geçerli, kendi ailem için de geçerli, mahallem için de, iş yerim için de genel olarak zaten empati kurabiliyor olman gerekiyor her anlamda. Yani bu şu anlama gelmiyor. Juniorlarla empati kur, yukarıyla empati kurma, ötekiyle kur gibi bir şey yok. Devamlı empatik olmak zorundasın. Ha şu var tabii, yani hani kendi dönemime baktığımız zaman kendi juniorlığımda da hep şu kaygım vardı. Ya bir şey anlatıyorum, o kadar zamandır düşünüyorum, bana eleştirel davranıyor. Şimdi buradaki en büyük şey şu, bilmiyorum ödülle ilgili daha fazla soruların olacak mı ama muhabbet açıldı, öyle söyleyeyim. Burada şöyle bir şey var, benim kabul etmediğim veya benim ya bu galiba doğru değil arkadaşlar dediğim şey işle ilgili, seninle ilgili değil. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunda çok şey yapmamak lazım. Evet, reklam yaratıcıları duygusal insanlardır ama bu konuda çok da duygusal olmamak gerekiyor. Çünkü yani şey değil, üzerinde konuştuğumuz şey sen değilsin, üzerinde konuştuğumuz şey iş. Ha bu şu karşı taraftan şöyle algılanıyor olabilir, ya ben o kadar zaman harcadım, adam iki kalemde sildi. Onunla ilgili de soru var. Eyvallah, tamam o zaman ona geliriz. O yüzden şey değil yani, hani en başa dönersem empatik olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi ama buna şey diyemem. Empati kurabiliyor musun sorusunun cevabı zaten sanırım sen dedir. Bende olması zor. Neydi? Başka bir tane sorun devam etmişti. Başka bir şey daha sordun.
Yok, aslında hepsinin cevabını tek cümlede vermiş oldun abi. Peki az önce güncel kalmaktan bahsettik. Yani güncel kaldıkça aslında bu sektörün içinde var olabildiğimizden. Evet. Hani şöyle bir durum var. Teknoloji sürekli gelişiyor, dünya değişiyor. Hani biraz klişe olacak ama sektör de giderek dijitalleşiyor. Peki yani müşterilerin ajanslardan beklentileri değiştikçe senin de benden beklentilerin değişiyor mu? Tabii ki. Aynı şekilde senin de benden de beklentilerin evet. değişiyor. Yani bir şurada hani bir parantez açalım istersen. Şimdi hani sektör dijitalleşiyor dedin ya, o da o birazcık aslında hani oturup bir saat bunun üzerine konuşabiliriz seninle. Evet. Bu kavrama ben çok inanmıyorum. Yani şuna inanmıyorum. Dijitalleşmek diye bir şey zaten bütün dünya oraya gidiyor. Yani o yüzden artık sektör yani dijitalleşiyor diye bir şey değil. Aynen evet. Yani hani dünyanın aslında hani baktığın zaman son ne diyeyim ben sana bir 15 senelik tarihini incelediğin zaman dünya bir yere gidiyor zaten. Yani insanla birebir ilişki kurduğun bir mesleğin de o tarafa doğru kayması gibi görünen şey aslında yani oraya doğru olan kasların daha fazla gelişmesi gayet normal. Yani şu var tabii ki işe alacağım, beraber çalışacağımız, beraber işi büyüteceğimiz arkadaşlarımla iş görüşmesi yaparken tabii ki kaslarını öğrenmek istiyorum. Yani hani tamamen şu anda bu dünyadan kopmuş, bu dünyada ilgilenmeyen, insanlarla beraber tırnak içinde yaşamayan birisiyle çalışmanın da çok zor olacağını düşünüyorum. Yani 5 sene önce yaptığın iş görüşmeleriyle şu anki farklı oluyorsun. Aynen, aynen. Beklentilerin değişiyor. Tabii beklentilerin değişiyor çünkü şey çok güzel girdin. Çünkü müşterinin beklentisi değişiyor. Çünkü sokaktaki insanların beklentisi değişiyor. Bunlar da aslında şey gibi, merdivenin basamakları gibi benden de beklenti değişiyor. Eşittir senden de beklenti değişiyor ve tabii ki iş görüşmeleri farklılaşıyor. Ben İlginç. Gittim o zaman. İlginç bir soruydu ama evet. Sana hiç öyle bir şey sormadım değil mi? Peki abi, o zaman böyle senin kuşağını biraz daha tanımak için senin üzerinden kişisel sorulara geçeceğim. Hani hem bu röportaj bahanesiyle şey de oluyor, benim kendi merak ettiğim şeyleri de sorma fırsatı buluyorum. Zaten röportaj senin röportajın. Evet, normalde onun için çünkü buradayım. Bunları gelip böyle pat diye böyle odana gelip sorsaydım bir garip olurdu yani. olmazdı aslında. Kreatif direktörlüğe geçiş senin için nasıl bir süreçti? Yani bu sorumluluğun artması seni korkuttu mu? Üf. Uyuyamıyordum öyle söyleyeyim. Yani hani şöyle bir herhalde 7 sene falan oldu. Hani kreatif direktör şeyle iş yapıldı. Kararsızlık oldu mu? Yani şu var, yani büyük bir korku ve büyük bir baskıyla geliyor bu sana. Ama bir süre sonra bunun aslında o kadar da korkulacak bir şey olmadığına inanıyorsun. Çünkü şöyle bir şey, şöyle bir inanç vardır ya, onu ben sana bir şey teklif ediliyorsa ve altından kalkamayacağını düşünüyorsan hemen kabul et. Daha sonra altından nasıl kalkabileceğini zaten sen öğreneceksin. Yani şöyle bir şey var, evet. Yani özellikle bizim meslekte, yani yaratıcı yönetmen hepimizin geçtiği şey. Yaratıcı yönetmen dediğin adama hani böyle ya bu adamın da işi zor ya diye düşünüyorsun ya hep. Ama o seviyeye geldiğin zaman bu sefer şey oluyorsun. Kendi kendine ya benim de işim zor ya diye düşünmüyorsun. Çünkü bir şekilde kasların gelişmiş oluyor. Yani onu yapabilecek bir hale geldikten sonra zaten o seviyeye geliyorsun diye inanıyorum. Peki böyle sektördeki eski günlerini özlediğin oluyor mu? Yani kreatif direktörlük öncesi ve sonrası böyle çok keskin bir milat gibi bir ayrım mı senin için? Yani art kökenlisin. İşte oturayım da şöyle bir zamanında işte ne güzel bir tasarım yapardım, ödüllük bir şey çalışırdım falan gibi. Yani bunu yapıyorum. Hani yoksa bir doymuşluk mu var yani? Yani şöyle aslında o kadar da kesik, yani şöyle söyleyeyim sorunu, o kadar da kesik bir geçiş dönemi yaşamıyorsun. Zaten yani hani sen art kökenli ol, kopi kökenli ol, reklamcı kökenlisin evet. zaten. Ama şu var, şeyde haklısın. Yani tasarım yapmak istiyor musun diye soruyorsun. İstiyorum ve yapıyorum da zaten. Yani hani bunu sen gayet iyi biliyorsun. Zaman zaman alıp broşür bile yapıyorum. Hani bu çünkü şey yapamadığım bir şey, durduramadığım bir güdü. Yani hani logo yapıyor musun? Evet yapıyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani en iyi logoyu ben yaparım, en iyi posteri ben tasarlarım, en öyle bir şey yok. Ama evet canım istiyor, bunu arada sırada yapmak istiyorum. Yani bunu aslında bedenim de istiyor, beynim de istiyor, elim de istiyor. Öyle bir zamanda da kendimi durdurmuyorum. Ama dediğim gibi burada şey yapmıyorum yani. Bunlar sizin yaptıklarınız, şimdi benim yaptıklarım değil yani. O işin içine ne kadar girebilirsem o kadar hoşuma gidiyor. Sorunun cevabı evet, hala tasarım yapıyorum. Peki madem kreatif direktörlükten başladık, ya kreatif direktörlük seni otoriter bir insan yaptı mı? Yani şöyle soracağım aslında, hani dışarıdan bakınca sana bizimle olan ilişkilerinde falan gayet uyumlu bir abi kardeş ilişkisi var aslında. O mantıkla yaklaşıyorsun ama onun dışında da böyle otoriter bir tavrın var. Yani bu kreatif direktör olduktan sonra
Sende gelişen bir şey mi, yoksa hayatın boyunca işte üniversitede arkadaş grubunda vesaire de öyle miydin ya da mahalle ya bu, maçlarında falan? Çok, mahalle maçı ben bu arada oynayamam. Yanlış soru yani. Şey çok zor ya Enes'im yani ben hani şöyle uyanmıyorsun ya. Evet yine otoriter bir güne uyanıyorum diye uyanmıyorsun. Yani hani benim otoriter olup olmadığım mı bilmiyorum. Bu senin söylediğin bir şey. Hani otoriter çok şey bir kelime bence, korkunç bir kelime. Biraz daha sahiplenen diyelim belki. Yani şey görünüyor olabilir. Yani sen, bu hissi yaratan şeyin şu olduğunu düşünüyorum şu anda. İşini biraz fazla sahiplenirim. İşimi fazla sahiplendiğimde bütün aklımla, beynimle, kalbimle fiziken orada olmak isterim. Yani o sırada o fikir konuşuluyorsa, bir şey düşünülüyorsa benim %100 orada bulunuyor olmam lazım. Ha bu beraberinde bir ciddiyet getiriyor olabilir. Onu bilemem. Ama şöyle yaşamıyorum yani. Şimdi otoriter olayım ve şimdi öyle bir davranayım ki herkes benden korksun. Öyle başlamıyorum güne. Öyle bir şeye de inanmıyorum. Hani onun da zaten doğru bir yönetici tavrı olduğuna da inanmıyorum açıkçası. Yani ne kadar insanlarla berabersem, ne kadar sizle berabersem işimi o kadar iyi yapmaya çalışıyorum. Peki buna da ek bir soru olacak aslında biraz. Yani nasıl, tabii ki otoriter derken aslında çok aşırı hiyerarşik bir şeyden bahsetmiyordum. Sadece mevki farkımızın getirdiği bir şeyden bahsediyordum. Dediğim gibi az önce abi kardeş ilişkisine dayalı bir iletişimim var insanlarla ama nasıl diyeyim, böyle sana uzaktan bakınca yine de ben bu adamı çok da sinirlendirmeyeyim, tersi pis olabilir gibi bir izlenime kapılıyor insan. Eyvallah. Böyle bir izlenim varsa. Yok o kadar aşırı derecede değil de hani yine de böyle ufak bir şey oluyor insanda. Eyvallah. Bunu bilmek mesela böyle seni rahatsız eder mi? Şu an etti mi yoksa böyle hoşuna yani gidiyor? Demek ki doğru etkisi almışım. Hayır güldüm ama şöyle birazcık hani çok şey... Böyle bir his yaratmak istemiyorum insanlardan. Hani bu sorunun cevabı hani bu senin hoşuna mı gitti? Hayır hoşuma gitmedi. Sadece komiğime gitti. Yani dediğim gibi bu şey olabilir Enes'cim. Yani bir önceki aslında cevapladığım şey fazla ciddiye aldığımda bazı şeyleri böyle bir görsel bir sonuca ulaşıyor olabilirim, anladın mı? O yüzden şey değil. Orada hani dediğim gibi sen zaten cevaplıyorsun, beni de gayet iyi tanıyorsun. Çok sert yapılı, çok sert mizaçlı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ama bazı konularda, bazı zamanlarda biraz fazla ciddi olduğumu da kabul ediyorum yani. Peki ya biraz da bizim kuşaktan bahsedelim. Mesela bu ajansta durmadan işte şöyle tavsiyeler vardır. Bazı insanlar işte sürekli yer değiştir, ajans değiştir yoksa kendini daha zor geliştirirsin der. Evet. Bazen işte daha böyle uzun süre kal, bir şeyler öğren der. Ya sen bu böyle genç kuşak sence periyodik olarak gerçekten sık sık ajans değiştirmeli mi yoksa daha bulunduğu yerde en azından birkaç sene geçirmeli mi? Ya yani bunu maaş yükseltme olaylarının falan dışında soruyorum. Hayır dışında sormadım. Yavaş söyleme. Şöyle diyeyim hemen, güzel bir soru. Bunun cevabı yok. Şöyle bir cevabı yok. Reklamcılığın şöyle bir şey olduğunu inanıyorum ben. Herkes kendi yolunu çiziyor reklamcılık nesim. Yani şöyle bir şey diyemem. Şimdi yeni gelen nesil şöyle davransın ve onlar da böyle yapsın gibi bir şey söyleyemem. Yani şu önemli. Senin yolun neyse, senin için doğru neyse, senin için başarılı olmak neyse, senin için daha yaratıcı olmak, daha iyi işler çıkartmak, birazcık sesini duyurmak için ne yol gerekiyorsa onu sen zaten bulacaksın. O yüzden ben genel hani bir sonraki kuşak cevaplamayayım da hani seninle bir muhabbet ediyor gibi söyleyeyim. Yani kendi şeyime baktığım zaman ben galiba 4 veya 5 ajansta çalıştım bugüne kadar. Ama şey arkadaşlarım da var. 8-9 tane ajans değiştirmiş arkadaşlarım var. Şimdi onlar mı başarılı, ben mi başarılıyım sorusunun cevabı yok. Ha onların maaşı mı yüksek, benimki mi yüksek onun da cevabı yok. O yüzden birazcık şey yapmak lazım. Nerede kendini değerli hissediyorsan, nerede kendini daha iyi hissediyorsan diyeyim, daha genel söyleyeyim. Nerede sabahları geldiğin zaman insanların suratına gülünce onların sana güldüğünü görüyorsan güzel bir his uyandırıyor sorusu, orada kal derim. Ha bunun tersi olan yerler olmayacaktır, mutlaka olacaktır hayatta, her yerde olacaktır. Yani ayaklarının geri gittiği, içinde bulunmaktan hoşlanmadığın, devamlı bir tartışma, devamlı bir negatif, devamlı böyle bir ya niye ki acaba böyle oluyor sorulan cevabı olduğu yerde de çok fazla durmanı tavsiye etmiyorum. Çünkü günün sonunda insan olarak iş yapıyorsun. Yani sen kalbinle yapıyorsun aslında bu işi. O yüzden kalbini serin olduğu yerde çalışıyor olman lazım. Şey sorusunun cevabı yok ama. Maaşını çok yerde gezersen arttırır mısın onu bilmiyorum. Ama para da önemli yani. Tabii ki önemli yani. Şimdi biraz işin benim açımdan duygusal boyutuyla ilgili bir soru soracağım. Böyle bazen saatlerce çalışıyoruz işte. Büyük umutlarla bazen fikrimize aşık oluyoruz. Günlerce ben
Mesela hani bunu yani, bir an önce Oktar abiye anlatayım artık. Hani toplanalım da ödüllük işte manyak bir fikrim var bir an önce söyleyeyim. Geliyorum çok uzun bir şey anlatacağım belki. Daha ikinci cümlede hayır diyorsun. Böyle bir sessizlik oluyor 5 saniye. Bunu yapmak senin hoşuna gidiyor mu? Acayip hoşuma gidiyor Enes. Sabah şöyle geliyorum abi. Diyorum ki Enes böyle gelse şu odaya bir fikir anlatsa da ikinci cümlede hayır desem diye gelip acayip hoşuma gidiyor. Bazen öyle düşünüyorum abi. Peki sonra gerçekten bizden yapıyor musun acaba? Tabii ki hoşuma gitmiyor. Çocuktan öyle bozuldum acaba. Bak bu ama bunun cevabı yine hop 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 birazcık başa saralım. Şu yani şurada netleştim yani netleşmek demeyeyim. Şurada içinin rahat olması gerekiyor. Yaptığım eleştiri, yapılan eleştiri, yaratıcı yönetmenlerin hepsi için geçerlidir bu. Kesinlikle seninle alakası yok. İşle alakası var. Ha şu da enerji çok doğru kullanılması gereken bir şey bizim sektörde, bizim mesleğimizde. Yani 100 enerjin varsa bunun %100'ünü kullanabiliyor olman lazım. Şimdi şunu da senin açından şöyle bakmanı rica edeceğim. Bir işi kendi de söyledim. Benim için de geçerli bu hala. Yani hani bir fikir bulduğun zaman herkes fikrine aşık olur. Ama fikrinle evlenmiyor olman lazım. Yani şundan bahsediyorum. Fikrine yapılacak olan eleştiri, tekrar söylüyorum, sana yapılacak yapılan eleştiri değildir. O fikre yapılmış eleştiridir. Enerji dediğim kısım da şu. Senin 15 dakika boyunca olmayacağını bildiğim bir fikir için kendi enerjini harcamanı istemiyor olabilirim. O yüzden çok daha fazla kendini yormadan o işi orada sonlandıralım ki o kalan 13 dakikada belki bambaşka bir fikir buluruz seninle. Belki bambaşka bir yerlere doğru ilerleriz diye düşündüğüm için aslında bunu yapıyorum. Bu kesinlikle hoşuma giden bir şey değil. Bu kesinlikle bir tavır olarak şimdi bütün muhabbetin içine ettim. Ben acayip korkacak diye bir şey düşüneceğim yok aslında. Evet ama o zaman yani mesela benim duygusal yaklaşmam da bir avantaj olabilir mi benim için? Belki de hani orada öyle bir hayal kırıklığı yaşıyorum kendi çapımda. Sonra belki daha iyisini yapmak için çabaladığım da oluyor yani. Olabilir. Böyle bir, şey hisset, yani böyle bir şey hissettirdiysen bugüne kadar kusura bakma. Öncelikle onun canı gönülden söyleyeyim. Şeydi, biz zaten duygusal insanlarız. Ben de duygusal bir insanım. Yani hani hepimiz duygusal olmak zorundayız zaten. Dediğim gibi orada sadece şunu düşünmek lazım Enes'ciğim. Eleştiri sana değil, işine yapılıyor. Ve doğru yapılmış her eleştiride aslında, bunun doğru mu yapıldığı, yanlış mı yapıldığı zamanla görülen bir şey bence ama doğru yapılmış her eleştiri seni geliştirecektir. Evet. Sana böyle yapılınca ne hissediyordun? Oldu mu? Üzüntü olmaz mı ya? Üzülüyordum yani. Neden falan diye üzülüyordum ya tabii ki ya. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Şey olmuyor değil mi? Ya fikir direktör olacağım da ben de yapacağım. Ondan sonra da ben de bunu yapacağım falan. Akşamları tırnaklarımı yiyip böyle bir şey. Ama şey var bu. Sadece reklamcılıkta değil yani. Fikir işindeysen, yani nasıl söyleyeyim, mesleğinin temelinde fikir bulmak ve bir şeyler yaratmak olan her insanın bunu yaşadığına eminim. Eğer şey değilsen, bir ressam değilsen, bağımsız bir çizer değilsen, öyle söyleyeyim. Sonuçta reklamcılık dediğin şey birazcık profesyonel bir iş. O yüzden belli ihtiyaçlar karşılığında, pardon, belli bir problemin çözümü için fikirler bulmakla yükümlüyüz biz. Biz yani sadece fikri bulduk ve fikri çok sevdik, bizim hiçbir şekilde işimize yaramayacak. O bulduğumuz fikrin markaya, iletişime gerçekten katkısı ne? Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Yani bir fikir güzeldir, okey. Ama güzel fikir eğer işe yaramıyorsa, eğer bir problem çözmüyorsa, eğer bir marka hakkında bir yere götürmüyorsa o markayı, hani sadece güzel bir fikir olarak kalır. Ona birazcık dikkat etmek lazım. Bulunduğun ajansı, yeri kolay özümseyen birimisin. Aslında şunu şöyle bir örnekle sormam daha doğru olur. Mesela Leo Burnett'te Humankind felsefesi hakim, evet, şu an yaptığımız bütün işlere. Evet. Sen de hani diyaloglarımızdan belli ki bunu Humankind kitabını hatmetmiş birisin. Yani her fikir toplantısında veya ödüllükle ilgili konuştuğumuzda hep bizi o felsefeye yönlendirmeye çalışıyorsun. Yani bu felsefe senin için şey midir? Hani Leo Burnett'e geldim, böyle bir şey varmış. Bu işte yıllardır benim aradığım şey aslında. Buna bir isim koymuşlar gibi bir durumum mu var? Yoksa bu ajansta kreatif direktör olduğun için mi eyvallah, o kıyafeti çok giyiyorsun? Anladım, yani anladım, çok... yarın başka bir ajansa gitsen onların felsefesini de hemen bu kadar sahiplenir misin? Yoksa çok... sana uymazsa? Eyvallah. Harika bir soru. Çünkü cevabı şu. Burada çalışıyorum diye Humankind'ı sevmiyorum ben.
Humankind'i sevdiğim için burada çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bunun şöyle, çünkü yani hani özellikle isim verdiğin için söyleyeceğim. Humankind'a girdiğin zaman, bunları okumaya başladığım zaman kitaptan acayip etkilendim. Felsefeden acayip etkilendim. Ve tabii şu da çok doğal, yani hani Leo Burnett'in içindeysen ve Humankind'e inanıyorsan tabii ki bütün işlerinin onun paralelinde yapıyor olman lazım. Ama sorunun cevabı şey, hani burada çalışıyorum diye onu sevmiyorum. Tek sebebi bu değil yani. Yok, onu kastetmedim yani. Eyvallah. Benim bir de seninle ilgili böyle değişik bir anım var. Şimdi ajansa stajyer olarak başladım ben Leo Burnett'e. Bundan 3 sene önce falan. Olmuştur abi. 2014 mü neydi? Ya böyle hiçbir şey, sadece Türkçe düzgün kurallı cümle kurmayı bilen biriydim. Hiçbir şey bilmiyordum. Böyle öğrenmeye aç bir insandım. Kimden ne öğrensem, neyi nasıl araştırsam. Kendi metodlarımı böyle belki fikir bulurken çeşitli totemler arayan biriydim. Yani bir cehalet söz konusuydu. Sürekli kendime rol modeller arıyordum. Ben sen de hani kreatif direktör olduğun için böyle bayağı gözümde. Bir gün böyle bir şey için fikir bulmam lazımdı, bir iş için. Ne olduğunu hatırlamıyorum bile, belki çok basit bir şeydi ama ben sürekli kendimi kanıtlamak zorundayım biraz önce. İnsanlar beni tanısın, hepimiz aynı yerden geçiyoruz. Herkes gibi. Yani bu, herkes. O yüzden bir iş verildiğinde o fikre böyle çok büyük ciddiyetle yaklaşıyordum. İşte en iyisini bulmalıyım vesaire, ama onu bulurken hangi yollardan gideceğimi bilmiyordum. Bir de çekingen bir mizacım var. O zaman hele daha çok konuşamıyordum insanlarla. Bir gün bunları düşünürken ajansın önünde öyle sigara içerek düşünüyorum falan. Seni gördüm orada böyle. Caddenin başında oturmuş, etraftan geçen insanları, arabaları izliyordun. Ha, dedim bu adam kreatif direktör demek. Bir şey düşünürken böyle bir metodu var, bir bildiği vardır herhalde. Ben de bir böyle etrafa bakmaya başlıyorum falan. Sonra yeşil ışık yandı. Ve sen karşıya geçtin. Meğerse sadece karşıya geçmek için ışığın yanmasını bekliyormuşsun. O an anladım ki böyle insanın iyi bir fikir bulabilmesi için değişik totemlere ihtiyacı yokmuş. Sadece çalışması gerekmiş. Ya bu zamana kadar bağlayacaksın diye gerçekten bana her şeyi bilinçli olarak öğrettin de farkında olmadan öğrettiğim bir şey de vardı yani. Enes, doğru, kırmızı ışıkta yeşil yandığı zaman geç. Evet. Bunu o sayede hayattayım şu aynen. Aynen. Doğru mu anlamışım peki? Yani fikir üretmek için gerçekten kendi tarzın, metodların oluyor mu? Yoksa sen de herkes gibi daha çok çalışıp araştırıp? Yani şöyle, yani kendi bana sorduğu için ben kendi şeyimi yapacağım. Ben çok fazla bakarım. Yani hani muhtemelen o kırmızı ışık, ben gördüğün anda kırmızı ışıkta duruyorken bile muhtemelen bir sürü yere bakıyordum. Yani çünkü çok evet, orada sıkıntı yok. Doğru görmüşsün. Çok saçmalamamış. Yani. Yok, doğru görmüşsün. Çünkü hani insanları inceliyor olmak benim en çok şey yaptığım, sevdiğim şey, öyle söyleyeyim. Hani şeye bile bindiğim zaman, hani metroya bindiğim zaman, bir şeye bindiğim zaman bunu durduramıyorum ben. Devamlı içeride birisiyle ilgili kafamda hikayeler yazarım. O metronun içinde fiziksel mekanla ilgili bir şey düşünürüm. Acaba burası eskiden öyle miydi? Peki ya şurada şöyle olsaydı? Aa, şu teyze acaba şöyle midir? Ya anlatabiliyor muyum? O benim zaten durduramadığım bir süreç. Yani burada sorduğun şeyin bir metodum yok. Metodum şu, kendimi çok açık tutmaya çalışıyorum her an. Çünkü bir yerde göreceğim bir hareket, bir yerde göreceğim bir binanın köşesindeki bir boyama, işte birisinden duyacağım bir laf, birisinden işiteceğim bir tını, anlatabiliyor muyum? Bunların hepsi bir gün birleşip bir yerde fikir olarak bana gelecektir muhtemelen diye düşünürüm hep, ona inanırım. O yüzden de kendimi devamlı açık tutmaya çalışırım. Yani çünkü sen ne kadar açıksan, ne kadar bazı şeyleri kendi içine, kendi beynine almaya niyetliysen o kadar fazla bilgi sana geliyor aslında, o kadar doluyor. Oradan da şuna bağlayayım, daha sonra da şöyle bir şey oluyor aslında. Daha sonra bu birleşmiş bilgiler bir gün sana fikir olarak hiç beklemediğim bir anda, o yüzden aslında fikirler ya duşta ya sabah tuvalette bulunur diye konuşulur ya, bunun sebebi budur çünkü hiç beklemediğim bir anda. O anda o fikir gelir sana, senin tek hayatın boyunca yapabileceğin şey o fikir geldiği anda senin hazırlıklı oluyor olman lazım. Yani şundan bahsediyorum. Yine algının açık olması lazım. Fikirler her zaman herkese geliyor dünyada. Herkes bir şeyler buluyor, bir şeyler düşünüyor. Neyi nereye konumlandırman gerekiyor? Aynen, aynen abi. Yani şunu, yani kendi o fikir geldiği zaman senin o fikirde ne yapacağını biliyor olman lazım. Aslında en büyük yapabileceğin şey. O yüzden şeyim yok, metodum yok ama kendime bilgi edinmek ve o bilgiyi fikre çevirme konusunda her zaman açık tutmaya çalışıyorum. Benim böyle yani. Gün içinde sürekli aklımda böyle, herhalde bu sektörün insana yaydığı bir virüs gibi bir şey bu yani. Günlük hayatımda da ister istemez bir şeyi işimle ilgili şeylere bağlıyorum. Yani evet. Bazen yaptığım iş çok beğeniliyor, çok beğenilen işler oluyor.
içimden şey düşünüyorum, yani karşımdaki kişi bunun metrobüste ya da tuvalette bulunduğunu bilse yine aynı şekilde beğenir miydi diye. Ama öyledir zaten. Yani. Merak ediyorum. Aynen şey o yani, hep o söylenir ya, yani en iyi fikir işte tuvalette evet, bulunur, evet, en iyi fikir duşta bulunur. Bazen 5 saat boyunca çalışırım, bir şey çıkmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiç alakasız bir anda. Çünkü evet, şöyle bir şey, senin yani beyin şunu yapıyor genelde, sen beynini hazırlıyorsun, o 5 saatlik süreç aslında bir sonraki süreci hazırlıyorsun. Yani sen 5 saat boyunca kafanı patlatıyorsun, hiçbir şey bulamıyorsun, zannediyorsun. Aslında beyninde bir şeyler işlemeye başlıyor. Ta ki sen o işi bıraktığın anda, beyin rahatladığı anda o fikir çat diye gelip seni buluyor. Yani sen fikir bulmuyorsun, fikir seni buluyor. O önemli bir nokta. Peki bana bir tavsiye vermek istesen, böyle ilk aklına gelen ne olurdu? Çok zor bir soru. Genel, hayatla ilgili de olabilir. Yani illa sektörle ilgili. Vazgeçmedim. Genel bu, yani işle ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Hayatla ilgili asla vazgeçmedim yani. Peki 20 yaşındaki Oktar Akın'ı görsen, onu ne derdin? 20 yaşındaki Oktar Akın'ı bilmiyorum şu anda. Bu soruyu geçelim mi ya? Çok sinirlendim şu anda 20 yaşındaki, şaka yapıyorum. Bilmiyorum ya, ona da herhalde vazgeçme derdim. Çünkü benim dönemimde, yani hayatımda hani hep şeydir, kendime verdiğim bir şeydir bu. Vazgeçme. Hiçbir şeyden vazgeçme. Yani başına ne gelirse gelsin vazgeçme abi. Abi o zaman bu röportajı o mu bu mu tarzı bir soru serisiyle bitirmek istiyorum. Peki. Boğaz'da akşam rakısı mı, Mersin'de öğlen rakısı mı? Cevabı sen söyle. Mersin. Evet. Herhalde 100 tane soru sorsam Mersin şıkkını seçerdim. Hayır, şöyle yani oluyor çünkü Mersin'de diye tercih ederim. Hani çünkü Mersin bir özlem benim için. Hep şey zararsız, eğlenceli, en güzel, en güneşli, kaçış, en sıcak. Aynen, o yüzden beynimin hep şeyindedir. O yüzden hani İstanbul yaşadığımız yer evet, eğlendiğimiz ve işimizi yaptığımız yer. Ama şimdi öğlen dediğin zaman o bir kaçış anı ya, o benim için beynimde eşittir Mersin. O yüzden cevap Mersin olacak. Star Wars mu, Indiana Jones mu? Star Wars. Çünkü çok daha fazla bölümü var. Ama şey konuşuyoruz tabii. Yani şey de önerip Star Wars'u da Indiana Jones'u da o küçükken izlediğim anları hala unutamam. Yani böyle hani mahvetmişlerdi beni. O yüzden hani ikisinde değeri çok fazla ama Star Wars diyeceğim herhalde buna. Çünkü hani şöyle çünkü ya, hani hayatın her yerinde hep Star Wars, hep Star Wars. O yüzden Star Wars. Peki bunu şimdi kreatif direktör Oktar Akın'a değil, animasyon mezunu Oktar Akın'a evet, soruyorum. Ghost in the Shell mi, Akira mı? Güzel. Akira. Niye Akira? Çünkü hala vardır bende. Akira'nın da ilk şeyini okuduğumda, çizgi romanını okudum filmini izlemeden önce. Çizgi romanını okuduğum zaman da yine hani böyle şey olmuştum. Aman tanrım bu ne olmuştum. Ondan sonra filmini izledim. Beni uçurdu ama Ghost in the Shell de çok şeydir. Bizim okulda şeydi örneğin. Ghost in the Shell. Ya bir kere Akira'yı 20 kere falan izlemediysen, Ghost in the Shell'i de bilmem kaç kere izlemediysen bir kere seni adamdan saymazlar. O yüzden yani ikisini de ezberlemiş olman lazım. İkisini de çıkış tarihleri çok fazla, çok farklı tabii ama Akira çok şeydir. Yine daldım gittim Akira'ya, kesinlikle Akira. Peki reklamcılıkla ilgili kitaplar mı yoksa edebi kitaplar mı? İkisi de tabii ki. Ama kendimle ilgili şöyle bir dönem... Mesela kendinle baş başa sın, her şeyden kaçmıştın, işte denize gittin, sahilde bir kitap okumak istedi canın, ama hangisi olurdu? Vallahi değişiyor biliyor musun? Çünkü ikisini de yapıyorum hala. Ama hayatımda bir dönem çok fazla şey okudum. Reklamcılıkla ilgili kitap okudum. Bu çok eğlenceli geldi bana çünkü. Yani bir sürü yerden bir şeyler öğrenmek, bir sürü yerden farklı yorumlar almak. Aa, reklamcılık bu adam böyle düşünüyor, ötekisi böyle düşünüyor, onun bu su var falan. Hayatımda bir uzun bir dönem diyeyim, reklamcılıkla boğdum kendimi bu kitaplarla. Tatildeyken ama... bile şey olmuyor mu yani, işte reklamcılığı bu hafta ofiste bırakayım gerçekten. Bunu yapabiliyor musun sen gerçekten? Bırakabiliyor musun? Yani bırakmaya çalıştığım oluyor da. Yani işte çalışırsın yani, o yüzden şey yapamıyorsun. Bu hafta reklamcılıkla devam ettiğini görünce. Tabii ha, o var hani bir yandan da şey hani reklam yaratıcılığı şöyle bir şey, hiç durmuyor ki zaten. Bu hafta reklam düşünmeyeceğim. Düşünmeyeceksin. Kesin düşüneceksin yani. Son sorum, filtreli mi filtresiz mi? Hemen söyleyeyim neyle abi. Neyle ilgili olduğunu biliyorsun soruyu. Evet, Instagram abi, hemen değil. Filtreli. Evet. Evet, kuşak farkı burada ortaya çıkıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.